Merhaba, ben Burak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Masamın üstü boş, tertemiz ama birazdan masanın üstüne büyük bir kutu koyacağım ve bakalım kutunun içinde ne var. Buraya koyacağım makine gerçekten FP fiyat performans diyebilirim. Yani verimlilik açısından mükemmel derecede az watt çeken ve inanılmaz fazla harç veren bir cihaz var. Şimdi o cihazı ben masanın üstüne koymak istiyorum ve istiyorsanız kutuyu beraber açalım. Evet, şöyle koyayım. Gerçi kutu açılmış. Şimdi kutuyu beraber açalım dedik. Ben daha kutuyu açmadım. Yani şuradan baktım ama kutuyu çıkarmadım. Bunun böyle olmasının sebebi tabii gümrük. Gümrükteki memur arkadaşlar kendileri açmışlar, bakmışlar herhalde. Bilmiyorum artık ne yapmışlar. Hemen kutunun içini açıp size göstermek istiyorum. Ağır ama harika bir cihaz var elimde. Şu köpüğün üstüne koyayım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi elimde, yani masamın üstünde Jasminer'ın 520 MHz ve üretebilen ve sadece 250 watt çeken bir tane cihazı var. Tabi buna asist cihaz da diyebilirsiniz, ekran kartı diyebilirsiniz, farklı bir şey de diyebilirsiniz. Artık siz ne demek istiyorsanız. Şurasını biraz ezmişler. Artık nasıl ezildi bilmiyorum. İnşallah ürün çalışıyordur. Biraz hırpalamışlar gibi. Evet, şu an sitesini görüyorsunuz. Jasminer'ın sitesindeyiz. Ürün yelpazesi çok fazla. Bir sürü ürünleri var. Kendilerinin asist cihazlar gibi çalışan ama verimlilik açısından çok az watt çeken ve çok fazla megahertz üreten sistemleri var. Bunlarla tabii ki şu anda Ethereum klasik, Ethereum da kazılabiliyor ama belli bir süre, tabi zaten bir iki ay kadar sonra bitecek zaten Ethereum. Eğer biterse onun haricinde çok fazla ETH algoritması olduğu için çok fazla altcoin yelpazesi de fazla, onu da belirtmek istiyorum. Bir sürü ekran kartı, yani kripto para madenciliği için çok fazla cihazları var. Bu siteye girip buradaki ürünlerden almak istiyorsanız tedarik edebilirsiniz. Ya da mesaj atıp onlara soru sorabilirsiniz. Ya da almak istiyorsanız bana mesaj atıp ben de size yardımcı olurum. Ki benim zaten açıklama kısmına indirim kuponu vereceğim size. İndirim kuponunu yazdığınızda bu ürünleri indirimli alabileceksiniz. Dediğim gibi başka bir sorularınız varsa onlara cevaplarım. Böyle bir cihazla ilk defa karşılaşıyorum. Biliyorsunuz ekran kartı madenciliği yapıyoruz. Ya da diğer kripto para madenciliği yapıyoruz. Ama asit cihazla çalışan, ASIC de denilebilir, çalışan hiç cihaz sahibi olmadım ben. Zaten bu ASIC ya da asitlere benzemiyor. Ekran kartlarına da benzemiyor. ASIC cihazlar biliyorsunuz iki tane büyük devasa fanları var. Önde ve arkasında. Soketleri ve kartları var. Biraz çalışma prensipleri farklı. Ama çok fazla güç çekiyorlar. Enerji çekiyorlar ve ona göre de megahertz veriyorlar. Ama bu ürün en asgari, yani en düşük 520 MHz verecek ve 250 watt'tan, hadi bilemediniz 300 watt'tan fazla çekmeyecek. Tabii bu cihaz Ethereum kazıyor mu bilmiyorum. Daha sonraki videolarda size göstereceğim. Ethereum klasik kazıyor ve dediğim gibi az önce bir 8-10 tane daha kripto para kazabiliyor bu alet. ETH algoritmasından dolayı. Ama bizim tabii en karlı şu anda Ethereum klasik. 520 MHz verecek ve 250 watt çekecek. Valla süper olacağını düşünüyorum. Ürün 5 GB. 5 GB, yani içinde tabii chipsetler var. 5 GB'a eşdeğer bu. Yani 5 GB ekran kartı gibi düşünebilirsin ama 520 MHz veren bir 5 GB ekran kartı var üzerinde. Tabii diyeceksiniz ki ya Ethereum kazanmayacak. Zaten Ethereum 5 devam etse bile 5 GB sonlanması yanılmıyorsam Ağustos'ta gerçekleşecek. 2022'nin Ağustos'unda 5 GB ekran kartları zaten Ethereum kazanmayacaklar. Yani Ağustos'tan sonra. Bu ürün Ethereum kazdığını ya Ethereum klasik kazıyor da Ethereum'da kazıyor diye biliyorum ama deneyeceğiz bundan sonraki videolarda. Ethereum kazacak mı? Kazması da çok önemli değil. Zaten Ethereum klasik kazacağız biz bunda. Peki 5 GB Ethereum klasik de kaç sene kalacak? Onu size söylemek istiyorum. Ethereum Classic 2028 senesine kadar 5 GB ekran kartlarınızla ya da bu cihazla 2028 senesine kadar
Ethernet kutusu kazabileceksiniz. Aynı şekilde ben de bu cihaza 2028 yılına kadar Ethernet Classic'i çok rahat bir şekilde kazabileceğim. Tabii 6 sene var. 6 sene çok çok uzun bir süre. Bundan sonraki videolarda dediğim gibi kaç harç alacağız, ne kadar getirisi var, ne kadar götürüsü var, onları tek tek size anlatacağım. Evet, cihazın boyutları bu şekilde. Ama ağır bir cihaz. Bunu burada görüyorsunuz, LED lambaları var. Kurulum ben daha yapmadım. İlk defa açıyorum kutusunu. Hatta şöyle bir şey çıktı ama tabii biz bunu kullanmıyoruz. Kullanmamıza gerek yok. Kendi benim power kablom var. Kendi power kablomu takıp sadece arkasını da size göstereyim. Şu şekilde bir tane güç girişi ve bir tane Ethernet girişi var. Herhangi bir Wi-Fi ya da başka bir şeyle çalışmayacağız. Ürünün içinden herhangi bir farklı bir şey çıkmadı. Sadece güç kablosu ve Just Miner X4U1 cihazımız. Bu cihaz verimlilik olarak çok yüksek düzeyde, çok az elektrik çekip çok fazla megahertz verdiği için en az yani 520'lerde falan veriyor. Daha da overclockla üstüne çıkabiliyoruz bu aletin. Just Miner'a çok teşekkür ediyorum böyle bir cihazı yolladığı için. Bundan sonraki videolarda hemen test etmek istiyorum. Ne kadar nasıl bir performans verecek ve onu da görmek istiyorum zaten. Az önce söylediğim gibi Just Miner'ın sitesine girdiğinizde çok fazla ürünleri var. Ekran kartı maden, yani kripto para madenciliği ile ilgili çok güzel ürünleri var. Bu cihazda onlardan bir tanesi. 520 MHz verip 250 watt çekebilen bir tane cihaz var. Bundan sonra güzel dakikalar geçecek, güzel videolar çıkartacağımızı düşünüyorum. Çünkü bir haftalık, bir aylık getirisini, götürüsünü size göstermek istiyorum. Tabii kurulumda yapacağız. Ses nasıldır, gürültü falan nasıldır, onları size göstereceğim. Evet arkadaşlar, videoyu bu şekilde sonlandırmak istiyorum. Kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Videonun altında yorumlarınızı, sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği dönüş yapmaya çalışıyorum. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.